Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaklaşık 6 aylık bir aradan sonra sizlerle beraberiz. Bugün sonunda yeni bir kitap tanıtımı videosu geliyor. Evet, bugün tanıtacağım kitabın adı, evet, belki anlayanlar olmuştur tabii, Harry Potter'ın ilk kitabı. Bunun ikincisini okudum, üçüncüsünü de okuyorum. İşte böyle yavaş yavaş gelecek. Çeviren Ülkü Taner, yazarı J.K. Rowling. Kitabın tam ismi de Harry Potter ve Felsefe Taşı. Yani en çok izlediğim, yani Harry Potter'ın en çok izlediğim filmlerinden birisi. Bunu yani 4-5 defa falan seyrettim bu bölümünü. Yani kitabımız tam olarak sayfa sayfa okudum. Sizlerle beraber bakayım. Sayfa sayısı 272 sayfa, yani neredeyse 300 sayfa ve su gibi akan bir roman. Yani hiç bırakmak istemedim kitabı okumayı. Üçüncüsünde de öyle devam ediyor. Kitabımızın içeriğinde, yani normal Harry Potter büyücü olduğundan haberi yok. İşte Muggle, yani büyücü olmayan, ailesiyle birlikte yaşıyor. O ailesinde yani yaşadığı ailesinin teyzesi, yani ölen annesinin kız kardeşi oluyor. Annesi ve babası da kara bir büyücü tarafından öldürülüyor. Yani bilmeyenler için böyle kısa bir özet geçmiş olayım. Sonra bir gün mektup falan geliyor. Harry Potter'ın en iyi cadılık ve büyücülük okulunun Hogwarts'a davet edildiği ile ilgili. Yani kitap bu şekilde çok güzel gidiyor. Sonra işte büyücü malzemelerini alacakları yerlere falan gidiyorlar. İşte dev gibi, iri yüzlü bir adam geliyor. Yani Hagrid. İşte sonra beraber malzemeleri falan alıyorlar. Hogwarts'a gidiyorlar. İlk yılını orada tamamlamış oluyor Harry. Yani işte bu şekilde gidiyor. Sonra annesini ve babasını öldüren büyücüyle büyücüyle sonunda, yani yılın sonlarına doğru karşılaşıyor ve o kişinin ele geçirdiği kişi, yani o büyücünün ele geçirdiği bir kişi var ve o da Harry Potter'ın karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni Quirrell. Sonra işte çok işledim, evet. Onunla artık bu felsefe taşını çalmasınlar diye kendisi gidiyor almak için. Ve aldığında işte Quirrell'la, yani Voldemort'la, kara büyücüyle savaşıyor. Sonra işte iyileşiyor vesaire vesaire. Yani pardon, birazcık kitabı sevmediğim gibi söylemiş oldum ama yani kitap acayip güzel. Mutlaka yani okumalısınız. Ölmeden önce okumanız gereken kitaplar. Yani kitap serisinde bu Harry Potter var. Yani mutlaka okumalısınız bu kitabı. Başka yani bir şey demeyeceğim. İşte kitap çok güzeldi arkadaşlar. Size bu kitabı tabii ki de öneriyorum. Her okuduğum kitap gibi. Ama yani bu kitabın benim okuduğum kitaplar arasında ayrı bir yeri var. Daha doğrusu okuyacağım Harry Potter serilerinde de çok büyük ihtimalle böyle olacak. Yani bu kitabı mutlaka okumalısınız. Ha, bir de şundan da bahsedeyim. Bu büyücülerin kendi sporu olan, yani futbol gibi, Quidditch var. Bu Quidditch yani kısaca süpürgeler üstünde oynanan, işte uçan topların yakalanmaya çalıştığı, öyle 3 tane halkadan o topların geçirilmeye çalıştığı 7 ya da 11'de hatırlamıyorum oyunculu oyun. Yani ondan da bahsettim. Yani daha anlatacak bir şey yok. Çok detaya girmek istemiyorum spoiler vermemek için. Yani onun dışında görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.